Merak edenler için şurada gitardan bahsedeyim. Bu PlayStation 4 oyununun gitarı. Yoksa ben çok bir gitarist olduğumdan değil, Rocksmith diye bir oyunun içinden çıkan bir gitar. Gerçek bir gitar. Hani dışarıda da amfiye bağlanarak da kullanılabiliyor. Ben o kadar çok fazla çalmadım veya oynamadım diyeyim. Hani yine merak eden olursa gitar çalmayı ben bilmiyordum. Bu gitar gitar çalmayı öğretiyorum derseniz, evet öğretiyor. O şekilde tercih edebilirsiniz. Buradaki operörleri merak edenler için operörler 80 watt 80 watt 160 watt 3 tane uydusu var Güç olarak Uyduları da 20 20 30 gibi güçlerde ben uyduları kullanmıyorum daha önceden uyduları kullandım O da duvarları asıyordum o daha çok böyle Surround Etkisi oluşturmak için de ancak iki tane operör de gayet yeterli. Tabi bu bir müzik teybinin, Sony marka bir müzik teybinin operörleri. Gayet güçlü, gayet kuvvetli. Yani 30'a kadar aç açabiliyorsunuz sesi. 30'un en fazla yarısına kadar açabiliyorum ben. Evin her tarafından duyuluyor öyle açıldığı zaman. Şimdi bunun yerine hani merak eden olur niye hani normal bir monitör kullanmıyorsun niye normal bir hoparlör kullanmıyorsun diye. Ben normal hoparlör var bende. Creative S750 var. Oda 7 artı 1 Hani şöyle söyleyeyim küçük odalarda Hani bu oda 10-12 metrekare gibi Küçük odalarda 5 artı 1 7 artı 1 kesinlikle ben tavsiye etmiyorum Çünkü o kadar Oda artık o kadar fazla küçük olunca yani seslerin hepsi birbirine karışıyor sağdan mı geliyor soldan mı Sadece sağdan soldan ayırt edebiliyorsunuz daha çok öyle söyleyeyim size Hani arkadan gelen ses arkadan geldiğinde önden de geldiği için Önden gelen sesle arkadan gelen ses artık birbirine karışıyor. O da fazla küçük olduğundan. O yüzden böyle 5 tane 10 tane hoparlör olana kadar yani 2 tane olsun adam gibi hoparlör olsun güzel ses çıksın. Ben daha çok bunu tercih ediyorum. Hani salonda playstation vesaire oynarken böyle geniş alanlarda dediğim gibi 5 artı 1 daha çok zevk verir. Yani 5 artı 1 hakkını verir. Ama küçük odalarda ben kesinlikle 4 artı 1 5 artı 1 ben bunları tavsiye etmiyorum. Hani sadece hevesiniz vardır. Hevesinizi almak için alır koyarsınız. Ama dediğim gibi 2 artı 1'deki randımanı hiçbir zaman 5 artı 1 küçük bir odada vermez. Bu hoparlör de müzik teybi hoparlörü bu. Bu bilgisayar hoparlörü değil göründüğü gibi. Bu da 2000 yılından kalma. Yani aşağı yukarı 17 olmuş. Herhalde bir çoğunuzdan da daha büyük yaşa sahiptir. Onu da 2000 krizinde almıştım Carrefour'dan. Hiç unutmuyorum. 330 liraya almıştım. Kriz zaman dolar patladığında ikiye katlamıştı. Hani dediğim gibi 15 yıldır kullanılan bir hoparlör yerine ben Creative S750 sahibi olarak Creative S750'yi buraya koymuyorsam emin olun bu operatörler gayet güzeldir. Onu an anlatabilmişim umarım. Hani bunların ikinci elleri de var internette. hani masayı anlatırken dediğim gibi etraftaki Aksesuarları da anlatmış olduk. İkinci elleri de var. İkinci ellere de bakılabilir sağlamsa tabii. Benimkinin cd sürücüsü kıza Çıkıp girmesi bozuldu. Onun dışında herhangi bir Aksaklık herhangi bir tamir vesaire görmedi. Aldığım gibi kullanıyorum. Herhangi bir yeri kırılmadı. Hani taşıma sırasında da çok dikkat ettim. O şekilde olunca operör Tam randımanlı çalışmaya devam ediyor. Hani dediğim gibi 5 artı 1 kullanıldığında şimdi sesi gücü az olan bir sistem alırsanız eğer 5 artı 1'de zaten o ses sizi çok fazla doyurmaz. O sadece işte sizi bir tatmin eder. Hani kandırma amaçlı olur diyeyim. Biraz kuvvetli bir sistem aldığınızda da onun subwoofer'ı o kadar güçlü oluyor ki bu küçük odada hiçbir bas sesi alamıyorsunuz. Odayı artık bir kabin gibi kullanıyor. Bütün olduğu gibi bas sesini koridora vuruyor. Koridordan mutfağa gidiyor. Mutfaktan salona gidiyor. O böyle kendi kafasına göre evi dolaşıyor o bas sesi. Ondan sonra gelip size diyorlar ki sesini kıstıyorlar. E sesini kıstığınız zaman zaten siz hiçbir bas duyamıyorsunuz. Sesini kıstığınız zaman iyice sizin için tam hiç tatsız, zevksiz, tutsuz, kuvvetli bir müzik sistemi olmuş oluyor. Ha, tiz olarak ben şöyle söyleyeyim. Bu hoparlörleri siz yere koyduğunuz zaman Yerde biraz daha bası fazla veriyor. Nedenini onu anlamadım. Artık müzik işinden anlayanlar daha iyi bilir. Yukarıya masanın üzerine koyduğumda da bas sesleri azaldı. Tiz seslerini ben daha fazla duymaya başladım. O artık dediğim gibi odadaki işte duvardır, köşedir. Bunlar biraz böyle kabin etkisi gösteriyor. Yani kabin gibi olunca da sesi böyle biraz daha yansıtarak vurduruyor anladığım kadarıyla.